Teşekkür ederim. Görüşmelerde adayın kim olduğunu ya da olup olmayacağını söylemiyor. Ama 2-3 yaklaşımı biraz evvel size de yaptığı açıklamada aslında bir taraftan ben aday olacağım, bir taraftan da genel başkanlıktan veda görüşmesi gibi. Çünkü bir genel başkan sıfatıyla ziyaret ettiğini altını çiziyor. Ve yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanlığının sorumluluklarını incelediğini, neler yapması gerektiğini görüştük. Tabii kendisiyle bu konuda toplumu kucaklaması gerektiğini, bu kucaklamanın yalnız bir yere havaalanı, yol ya da baraj yapması değil, insanların doğal haklarıyla ilgili olduğunu söyledik. Ve özellikle önümüzdeki dönemin Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaralama olmadığın gerçekleşmesi noktasında yürümesini söyledik. Biz geçen dönem yine Cumhurbaşkanı adayı olarak iktidar partisinin adayı olarak Sayın Abdullah Gül çıktığında bizi ziyaret etmişti. O ziyaretteki yaklaşımla bu yaklaşım aslında birbirine benzeşiyordu. Bir tek Sayın Başbakan böyle bir olayı diğer adayların resmi bildiriminden önce pek dinlendirmek istemediğini anladık. Kendisine de söyledik, biz Cumhurbaşkanı adaylarını dinliyoruz. Yarın sabahleyin saat 10.30'da Sayın Ekmelettin İhsanoğlu bizi ziyaret edecek. Kendisine de bu konudaki taleplerimizi, toplumun kendini örgütleme, ifade etme özgürlüğündeki kısıtlamaların Cumhurbaşkanı sıfatıyla muhakkak kaldırılması gerektiğini ve Türkiye'de siyasetin bu Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla baraj yöntemiyle nasıl sıkıştırıldığını ortaya çıktığını şu anda hepimiz görüyoruz. Türkiye'de halk istediği kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleme imkanını maalesef hem anayasada hem kanunda elinden kaybetmiş durumda. Ya parlamentoda 20 milletvekili aday gösterecek ya da toplam oyları %10'u geçen siyasi partiler aday gösterecek. Her ne kadar halk tarafından bir cumhurbaşkanı seçimi yapılacaksa da sonuç olarak cumhurbaşkanı adaylarını belirleme yetkisinin şu anda yalnız parlamentoda olmasının bu seçimin halkın iradesini tamamıyla belirlemeyeceğini, halkın iradesine dayanmayacağını da paylaştık. Milli irade konusunda da Türkiye'de kutuplaşmaya neden olan bir konudaki görüşlerimizi kendisine de ilettik. Milli irade yalnız iktidar partisinden değil, iktidar ve muhalefet partilerinden oluştuğunu, bunun dikkate alınması gerektiğini ve özellikle liderler arası kutuplaşmanın toplumun siyaset üretmesini engellediğini dile getirdik. Bu konuda yapılmış olan bir çalışmamızı da özellikle ilettik. Bu çalışmayı bundan birkaç gün önce değerli bakanımız Sayın Hikmet Sami Türk Milliyet Gazetesi'nde de yayınlamıştı. Eğer halk cumhurbaşkanını seçecekse cumhurbaşkanı adayı göstermede halk inisiyatiflerine de imkan tanınması gerektiğini, bunun bu süreçte ortaya çıktığını belirttik. Tabii konuşmalarından anlıyoruz ki bir sürpriz düşürmezse, o güne kadar koşullar farklı gelişmezse
Başbakan Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Böylesi bir yarışta kendisine başarılar diledik. Siz kendisini destekler misiniz efendim? Biz adayların hepsini göreceğiz. Adayları görmeden birisi çıkıp ben destekliyorum derse, daha partisinin kendisi resmen gelirken bile adayımız diye telaffuz etmiyor. Değil mi? Medya telaffuz ediyor. Bize davranışlarından, konuşmalarından, genel başkanlıktan vedaymış gibi hissettirdi. Neler yapılacağını söyledi ama kendisi bile telaffuz etmediği bir şeyi biz destekleriz ya da desteklemeyiz demek, zaten Türkiye'deki yanlış olan siyaseti biraz daha yanlışlığa itmek demektir. O da dedi ki salı günü açıklayacağım. Kendi de demek ki kendi grubunda paylaşacak. Biz kendisine Cumhurbaşkanı adaylığını yalnız partisiyle paylaşılmaması gerektiğini, adaylık aşamasında bile halkı temsilcileriyle paylaşılması gerektiğini söyledik. Ondan bahsettik, söz ettik ama kötü söz etmedik. Bazen başbakan da kötü etmedi. Yani Ekmelettin Bey'in aday olduğunu söyledi. Ama biz de aynı şeyi dedik ki aday adayı daha. Adayı demek Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği gün demektir. Ve yarın bizi ziyaret edeceğini söyledik. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına soyunanların Türkiye'nin siyasetinin yönlendirilmesinde rolü olan, siyasi rol üstlenmiş olanların toplum adına ziyaret edildikten sonra ortaya çıkmasının sağlıklı olduğunu söyledik. Başbakanı biraz neşeli buldum. Bu neşesini ya adaylığına doğru yaklaşmaktan kaynaklandı diye değerlendirdik. Kendisiyle de bu espriyi yaptık. Ya da neşesi biraz da bugünlerde res çektiği muhalefet yapısıyla diyalog kurma noktasına gelmesine bağladık. Hangisi olursa olsun hep neşeli olsun ki bu ülkede kutuplaşma olmasın. Yani özellikle bunu kendisine söyledik. Bir destek istemedi kimseden. Destek istemediğine göre demek ki adaylık konusunda %1 bile olsa ayın birine kadar açık tutuyor. Ama bu konuda siyasi argümanlara farklı bir bakış geliştirmeye çalışacağını ihsas ettirdi. Oldu. Peki arkadaşlar, teşekkür.